diyerekten başlayalım söze. Sözümüz değmesin a dostlar, nazara, göze. Hiç merak etmeyin, geleceğiz elbet hikayenin sonuna yüze, yüze. Ben Enis kulumuzun meyili, önce tekerlemeye, sonra söze. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski harman içinde, benliğim şu ağaçtan, sizliğim bu yamaçtan, uçtu uçtu bir kuş uçtu. Kuş uçmadı, gümüş uçtu. Uçar mı uçmaz mı demeye kalmadı. Anam düştü beşikten, babam düştü eşikten. Biri kaptım aşağıyı, ömür aldı kaşağıyı, dolandım durdum dört köşeyi. Vay ne köşe bu köşe, dil dolanmadan ağız varmaz bu işe. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, şu köşe güz köşesi diye iki tekerleyip üç yuvarlarken aşağıdan sökün etmez mi Maraş Paşası? Hemen bir sarıya bir fare deliği bulup attım kendimi dışarı. Gel gelelim şu mahallenin yumurcakları haşarı mı haşarı? Bir fiske vurdular enseme, gözlerim fırladı dışarı. Bu öfkeyle minarenin belini belime soktum borudur diye. Ömrümde tutup cebime koydum darıdır diye. Abdurrahman Çelebi de bir çifte attı, geri dur diye. Ama ve lakin ben de tuttum kuyruğundan, ileri diye. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Çayır, çimen geçerek, lale sümbül biçerek, altı ayla bir yüz gittim. Derken efendi binası, bir de baktım ki, ne göreyim? Adıyla sadıyla, yeşiliyle alıyla, Zümrüt-ü Anka dedikleri değil mi? Arafat Dağı'nın zirvesinden süzüm süzüm süzülüp geliyor. Bakın be yahu, yüzü insan, gözleri ahu. Martaval değil, masaldı, masal. Geçelim hikayemize. Sultan Mahmut, tepteli kıyafet, halkın arasında gezmeyi çok sever. O günlerden birinde yine halkın arasında gezmeye başladı ve kahvehanelerin olduğu sokağa yaklaşınca kulağına şöyle sözler geldi ve işitti. Tıkandı baba, çay getir. Tıkandı baba, oralık yok mu? Tıkandı baba, kahve az şekerli olsun. Sultan Mahmut bu sözleri merak etti. Kahvehaneye geçeyim, oturdu. İyice bir dinledi. Sonra da kahveciyi çağırdı. Gel bakalım. Anlat! Nedir bu Tıkandı Baba hikayesi? Tıkandı Baba anlatmaya başladı. Efendim, ben bir rüya görmüşüm. Rüyamda bütün tanıdıklarımın bir kısmet çeşmesi var. Hepsinin olup olup akar kısmet çeşmeleri var. Benimki de akıyordu ama sırrım gibi incecik akıyordu. Bunu görünce yerden bir çomak aldım. Benimkini biraz aralamaya çalıştım. Araladım. Ama bu sefer sırrım gibi akan iyice yavaşladı, damlamaya başladı. Ya böyle olmaz deyip iyice zorladım, o da gitti. İyice bir baktım, sığırmadan eser yok, damladan eser yok. Hadi iyice zorlayayım derken şöyle bir söz işittim. Tıkandı baba, boşa uğraşma. Beyim, işte böyle. Ben bu rüyamı kime anlattıysam, ismim Tıkandı Baba olarak kaldı. İşte bu kıraathaneyi işletmeye başladım. Geçimimi bu şekilde sağladım. Sultan Mahmut bu hikayeyi duydu. Yanındakilere dedi ki, kahveciye her gün bir tepsi baklava getir. Her baklavanın içerisine bir altın yerleştir. Ve oradan çıkıp gittiler. Her gün bir tepsi baklava geldi. İlk gün geldiğinde Tıkandı Baba buna çok sevindi. O kadar sevindi ki şöyle düşündü. Ben bunu yesem yeter. Dağıtsam zaten yeter. Ne yapsam ne yapsam en iyisi ben bunu satayım. Yakınlardaki bir komşusunun dükkanına girdi. Komşum, bende bir tepsi baklava var. Ama ben bunu götürmek istedim. Sana satsam, ihtiyacımı karşılasam. Komşusu, Aleri, yalnız bir şartım var. Az para vereyim. Sen nasıl uygun görürsün? Her gün ipliçi komşusuna gelen tepsiyi verdi, parasını aldı, ihtiyacını aldı. Tam 30 gün sonra padişah tekrar kahvehaneye geldi.
Kanlı baba, gel bakalım. Söyle bakalım, halin vaktin yerinde mi? Yerinde mi kâğıt? Peki bir değişiklik olmadı mı? Çok şükür hünkârım, bir değişiklik yok. Sana baklava gelmedi mi? Geldi hünkârım. Sen ne aldın baklavayı? Sattım hünkârım. Nasibin değilmiş. Gel benim. Dedi ve kahkahayacak aldığı saray içerisine. İçerisine soktu. O da devletin hazinesinin olduğu yer. Kahkahayacak döndü. Kanlı baba, al eline şuradaki küreyi, al eline şu bohçayı, daldır, bir hakkın var, doldur, ne kadar dolarsa hepsi senin. Kahvehaneci çok sevindi. Sağ olun, çok sağ olun. O heyecanla küreyi aldı, daldırdı, kaldırdı, bohçayı tuttu, tam içine koyacaktı, heyecanla yenik düşmüştü, ucunu değil, sapını getirmişti, sadece bir altın vardı, onu da içine koyarken o da düştü, koyamadı. Padişahla göz göze geldi. Kısmet dedi padişah ve yanındakilere döndü. Tıkanlı babayı alın. Üsküdar'ın en yüksek tepesine doğru götürün. Verin eline bir taş. Göndersin. Düştüğü yere kadar olan toprak parçası onun olsun. Peki. Tıkanlı baba çok sevinmiş. Askerler bir an önce Tıkanlı babayı aldılar ve Üsküdar'ın tepesindeki en yüksek yere götürdüler. Kanlı baba, hadi. Kanlı baba o kadar heyecanlıyım ki. Şu taşı mı alsam, bunu mu alsam, şu yuvarla, bu köşeyi, bu küçük, bu büyük derken bir türlü seçemedim. Nihayet bir tanesini beğendi. O da büyükçe bir kaya parçasıydı. Aldı, kaldırdı, kaldırdı yalnız. Çok kaldırmıştı, ayağa kaydı. Düştü, taş da başına düştü, bayıldı. Bu haberi askerler hünkârı söyleyince işte o meşhur söz. Hünkâr önce dinledi, sonra baktı. Vermeyince mağlup, eylesin Sultan Mahmud. İsim isme, cisim cisme, kısm kısme benzer. Geçmiş zaman anlatılır, şimdiki vakit olur, yaşanır, hoşça vakit geçer. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affet.